Kıymetli Mevlana dostları, feyz alacağımız bir hoş sohbetle devam ediyoruz. Mevlevi Üstadı Sayın Mustafa Özbağ, Mesnevi'de Kur'an konulu konuşmalarını yapacaklardır. Buyursunlar efendim. Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Cenab-ı Hak ömrünüzü hayırlı eylesin. Nefeslerinizi hayırlı eylesin inşallah. Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin gönlündedir diyen büyük bir Hazreti Mevlana'nın 742. Şeb-i Aruz törenlerine hepiniz hoş geldiniz. Hepinize de teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, ellerinize, gönüllerinize sağlık. Hepinize hürmetle, sevgiyle, saygıyla, candan müteşekkirlerimi sunuyorum. Kıymetli dostlar, Hazreti Pir hala daha hizmet etmeye devam ediyor. İnsanlar vardır, bu dünyadan göçerler giderler, arkasından hiç kimse onu hatırlamaz. İnsanlar vardır, kendileri için yaşamamışlardır. Kendileri için yaşayanlar, belli bir mal mülk edinip, çoluğuna çocuğuna bırakıp giderler. Ama kendileri için yaşamayanlar, arkalarından büyük bir miras bırakırlar ki bu miras paylaşıldıkça büyür. İşte Hazreti Pir öylesine büyük bir miras bırakmış, paylaştıkça büyüyor ve daha da büyüyecek. Bu bir taraftan acı, bir taraftan harika bir şey. Bir taraftan acı. Acı olmasının sebebi şu: bu ümmet yeniden Mevlana'lar yetiştirmeliydi. Bu tarafı acı. Bir taraftan tatlı. Öyle bir şey çıkmış ki bu toprakların bağrından, bütün dünyayı dolaşmada. Bu da Hazreti Pir'in kendi lisanıyla kendi kerametini 750 yıl öncesinden belirtmesi. Evlat, biz pergelin iki sivri ucuyuz. Bir ayağımız şeriat-ı Muhammediye'nin göbeğinde, öbür ayağımızla alemleri dolaşırız, alemleri seyran ederiz derken, aslında Hazreti Pir alemleri, ülkeleri fersah fersah gezmede ve dolaşmada. Az önce konuşmacılarımız her hafta ırk, mezhep, meşrep ümmetin içerisinde kavgaları var iken ve insanlar din adına masum insanları katlederlerken ve masum insanları da katlederlerken kendilerince Allah adına katlettiklerini söylerken, Hazreti Mevlana'nın ve Anadolu'da yoğrulmuş olan Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin, Yunus Emre'nin, Hacı Bayram gibi büyük zatların yoğurdukları, Arabi'nin, Gazali'den Kindi'ye kadar, ondan öncesine ta Hazreti Muhammed Mustafa'dan aldıkları o dinin özünün üzerine aslında aklen değil kaliben kurdukları o muhteşem medeniyet, şu anda bu din, dil, ırk, mezhep ve meşrep savaşlarının içerisinde daha iyi anlaşılır hale geldi. Ve Hazreti Mevlana
ta 800 yıl öncesinden bugünlere ve bundan sonrasına da işaret etti. Biz her sene Şeb-i Aruslarımızı bir konu başlığı altında kendimizce kutlamaya çalışıyoruz. Bu seneki konu başlığımız da Hazreti Mevlana'da Kur'an'dı. Bunu özellikle seçtik. Bunu özellikle seçmemizin bir sebebi şuydu. Bir kısım çevreler Hazreti Pir'i peygamberler üstü, dinler üstü, kitaplar üstü bir noktaya getirmeye çalışıyorlardı ki bunun arkasında çok özür dilerim abiyane bir tabirle bir Hinoğlu Hin var dedik. Ama bu uzun senelerden beri devam eden bir şey. Bir kısım çevreler de Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini Kur'an ve sünnetin dışında göstererek, haşa küfrüne fetva vererekten ortalıklarda dolaşıyorlardı. Bunlara bir cevap niteliğinde olmasını istedik. Ve Hazreti Pir'in aslında fark edilmeyen ama ehli ilim tarafından bilinen Mesnevisinde 4000'in üzerinde ayet-i kerimeyi tefsir ettiğini, 6000'in üzerinde Mesnevisinde hadis-i şerifi şerh ettiğini ancak bu ilme vakıf olanlar bilirler. Hazreti Pir de Mesnevisini alelade insanların okumaması gerektiğini, muhakkak ki bir din bilgisine sahip olan kimselerin okumasını tavsiye eder. Oysa Mesnevi bu manada, hani onun deyimiyle Nil gibidir, Nemrut Firavun gönüllere kan irin görünür, mümin gönüllere ise bir cennet nehri gibidir. O yüzden Mesnevi'ye bu manadan bakanlara evet kan irin görünür. Ama kalbi gönülle bakanlar için bir cennet ırmağıdır. Çünkü içinde 4000 ayet-i kerime 6000'in üzerinde hadis-i şerif barındırır. Bu manada biz açık bir şekilde Mesnevi'yi işari bir tefsir olarak görebiliriz. O yüzden Hazreti Mevlana ne bir kısım dilimi hoş görün, Firavun gönüllüler gibi dinler üstü bir kimse değil, ne de Hazreti Mevlana ne yazık ki her gördüğünü küfür üzerinde gören kimseler gibi küfür üzerinde değil. Bu son yüzyılda yeni bir moda çıktı ya, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen kimseye dahi hemen küfür fetvasını bastıranlar var. Yani başı açık o kafir. Namazı işte ara sıra kılıyor hemen kafir. Veyahut da bir kimse dinin herhangi bir farzını bilerek bilmeyerek terk ediyor, hemen küfür fetvasını verenler var ya, bu fakire de çok veriyorlar ya, o yüzden biz de alıştık artık. Toplum da alışmaya başladı. Bu acı bir şey. Aslında küfür fetvası veren bir kimse dini hukuk açısından neyin fetvasının verdiğinin bilgisinde değil. Bir kimseye küfür fetvası verirseniz İslam hukukuna göre onun canı, onun malı, onun eşi size helal oluyor. Dikkat edin. Yani Orta Doğu'daki o bir Ümmet-i Muhammed'in başına şimdi bela olan bir DH var ya, bu Ümmet-i Muhammed'in başına bela. Evet. O Ümmet-i Muhammed'in başına bela ve bütün herkes de o belayı orada büyütüyor. Kimler büyütüyor? Ümmeti birbirine kırdırmak isteyenler. İşte Hazreti Mevlana, parantezi kapattım.
Bugün genel meselelere değinmeyeceğim. Hazreti Mevlana'da Kur'an, dilimi muhafaza edeceğim inşallah. Ve Hazreti Mevlana onların dediği gibi bir kimse de değil. Hani Hazreti Mevlana'nın bir deyimi var, siz Kur'an'ı Kur'an'a tefsir ettirin diye. Biz de Hazreti Mevlana'yı Mevlana'dan dinleyeceğiz. Bu meselede çok yorum katmak istemiyorum. Sadece Mevlana'dan, Mesnevi'den küçük küçük size beyitler nakledeceğim. Küçük küçük. Sizi de sıkmak istemiyorum. O yüzden hakkınızı helal edin. Sıkarsam, sürçülisan edersem de hakkınızı helal edin. Hazreti Mevlana Kur'an'ı hikmetin kaynağı, başı olarak görür. Ve der ki, Kur'an'ın hikmeti madem ki müminin kaybolmuş malıdır, herkes elbette kaybolmuş malını bilir. Kur'an müminler için kaybolmuş bir hikmettir. Niçin? Biz çünkü Kur'an'ı sadece okumasını biliyoruz. Bunu dün geceki sohbeti dinleyenler bunu tekrar dinleyecekler. Bundan 25 yıl önce ben sohbetlerimde diyordum ki, bana soruyorlardı, yatak odasında Kur'an-ı Kerim bulunduralım mı? Ben de bulundurun diyordum. Şimdi benim yaşımda olanlar 3 aşağı 5 yukarı evlerinin yatak odalarında bir musaflık olduğunu bilecekler. O musaflık orada bulunmalıydı. Bu genç kızların çeyizinde işlemeli musaflıklar vardı. Bunlar olmalıydı. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim okunması, öğretilmesi bu ülkede daha önce yasaktı. O yüzden Kur'an'a olan bağlılığımızı, Kur'an'a olan aidiyetimizi göstermek için evlerimizin duvarlarında Kur'an'ın bulunması gerekiyordu. Bundan benim dediğimden 10 yıl sonra, 15 yıl sonra Kur'an'ı yüzünden de okumak önemliydi. Kıymetli dostlar, şimdi Kur'an'ın manasına dalma zamanımız. Şimdi Kur'an'ın manasına dalmalıyız. Eğer Kur'an'ın manasını anlamaktan uzak kalırsak, çok özür dilerim. Muhakkak Kur'an-ı Kerim'i okumak fazilet ve sevap. Bunu yok eden bir konuşma yapmaktan da Allah'a sığınırım. Ama Kur'an'ın manasını anlamaktan uzak kalırsak, Hazreti Pir'in deyimiyle papağanlıktan başka bir şey yapmayacağız. Şimdi zaman Kur'an'ın manasını anlama zamanı. Eğer biz o Kur'an'ın manasını anlamaktan uzak durursak, bilin ki biz bir yağmur yağmış, ortada bir tane taş var, kaya, üzerindeki tozu almış götürmüş, içine işlememiş. Ona benzeyecek bu. Kur'an gerçi peygamberin dudağından çıkar ama kim Allah söylemedi derse kafirdir. Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinden. Kur'an gerçi peygamberin dudağından çıkar ama kim Allah söylemedi derse kafirdir. Şimdi televizyonlarımıza çıkıp Kur'an'ı Muhammed-i Mustafa kendi ağzından söyledi. Kendisinden söyledi. Kendisi yazdı. Araplar çok cahildi. O yüzden onların içerisinde cahil olmayan o vardı. Akıllılık yaptı, haşa, uyanıklık yaptı. Bir kitap yazdı diyenleri televizyonlardan dinliyor muyuz? Dinliyoruz. Bir tepkide bulunuyor muyuz? Hayır. Bizim ekmek zamlanırsa tepkide bulunuruz. Maaşlarımız az olursa tepkide bulunuruz.
İki tane ağaç söktüler diye ortalığı yıkarız. Yıkarız ortalığı. Yıkarız, yıkarız. Günlerce. Kaldırın taşlarını söker, biz dükkanların camlarını bile aşağı indiririz. Ama birisi Kur'an'ımıza hakaret eder, biz susarız. Bakın Hazreti Pir diyor ki, kim bunu Allah söylemedi derse kafirdir. Hazreti Pir kolay kolay bir kimseyi kimsenin üzerine küfür isnat etmez. Hadi bunu mucize sayma. Peki bir de güneş gibi apaydın olan ve adına Ümmül Kitap denen yüz dilli Kur'an'a bak. Yüz dilli Kur'an'a bak. Yüz dilli. Eski toplumlarda en büyük sayı yüzdür. Mesela hadis-i şeriflerde kim 100 tane bunu söylerse der, 100 orada en yüksek sayıdır çünkü. Hazreti Pir diyor ki, Kur'an 100 dillidir. Yani Kur'an bütün akıllara, bütün insanlara, bütün insanlara, bütün kelamı konuşabilen tüm varlıklara hitap eder. Kıymetli dostlar, Kur'an sadece Müslümanların kitabı değildir. Hazreti Muhammed Mustafa sadece Müslümanların peygamberi değildir. Hazreti Muhammed Mustafa alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ne kadar insan gelmişse ve gelecekse hepsinin peygamberidir. Siz diyeceksiniz ki şimdi inanmayanlar var. İnanmayanlar o peygamberin davetine henüz icabet etmeyenlerdir. Onlar da Muhammed'idir. Bugün Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra ne kadar insan yaşadıysa ve yaşıyorsa hepsi de Muhammedidir. Davete icabet edenler mümin olmuşlardır. Davete icabet etmeyenler sıradadır. Bunu böyle söylerken utanıyorum. O sırada olan insanlara nasıl bir din tebliğ edeceğiz diye. Hangi dille biz onlara dil tebliğ edeceğiz? Dilden kastım lisan bilmek değil. Çünkü sufiler kale değil, hale bakar. Hangi halimizde bugün Paris'teki bir Hristiyana biz dinimizi tebliğ ederiz? Biz New York'taki bir Müslümana hangi halimizde dinimizi tebliğ ederiz? Biz Pekin'deki bir Müslümana hangi halimizde dinimizi tebliğ ederiz? Biz Moskova'daki bir kimseye hangi halimizde dinimizi tebliğ ederiz? Bu benim suçum, bu benim hatam, bu benim kusurum, bu benim yanlışlığım, bu benim eksikliğim olsun. Sizler bundan münezzeh olun, sizler bundan ayrı olun. Benim derdim bu. Beni eleştirebilir herkes. Fransa'da bombalar patladığında kendi kendime şunu sordum. Dedim ki, Fransa'daki bir kimseye biz dinimizi nasıl anlatırız şimdi? Paris'te bombalar patladığında şunu sordum kendime. Paris'teki bir Hristiyan kimseye biz hangi dini anlatırız? Hazreti Mevlana Kur'an yüz dillidir derken biz bu yüz dilin hangisine sahibiz acaba? Biz bu yüz dilin hangisini biliyoruz? Bunu zahiri manada alsak Kur'an'ı yüz dile çevirebildik mi? Kur'an'ı yüz dile çevirebildik mi? Hayır.
Biz Kur'an'ı 100 dille hal olarak anlatabilir miyiz? Hayır. Ama hadisi kutsi vardı. Allah'ın öyle kulları vardır ki görüldüklerinde Allah hatıra gelir. Ve o kullar nerede yürürlerse yürüsünler, yürüdükleri yerde onlara bakanların aklına Allah gelir. Eğer New York'ta yürüyorsa bir Müslüman ve New York'ta yürürken oradaki Hristiyandır, Yahudidir, putperesttir, ateisttir hiç önemli değil. O mümin kimseye baktığında aklına Allah geliyorsa işte günün Mevlana'sı odur. Evlerimizde bunu yapabiliyor muyuz? Çocuklarımız annelerine baktıklarında akıllarına din mi geliyor? Çocuklarımız babalarına baktıklarında akıllarına din mi geliyor? Öğrencilerimiz okullarda okurlarken öğretmenlerine baktıklarında akıllarına ne geliyor acaba? Kimsenin ondan bir harf çalmaya yahut sözüne bir söz katmaya ne haddi var ne kudreti. Hani Cenab-ı Hak ayeti kerimesinde diyor ya, hadi getirin bir tane ayet. Bir ayet getirin. Hazreti Pir o ayeti kerimeye atıfta bulunuyor. Diyor ki, kimsenin ondan bir harf çalmaya yahut sözüne bir söz katmaya ne haddi var ne de kudreti. Yapamadılar bakın, kimse yapamadı. Üstünün dostu ol ki üstün olasın. Kendine gel be hey azgın. Mağluplara dost olma diyor arkasındaki beyitte. Yani diyor ki Kur'an'la dost olanlarla dost ol. Kur'an'la dost olmayanlarla dost olma. Mana odur ki seni senden alır, suretten müstani kılar. Seni kör ve sağır eden İnsanı surete bir kat daha aşık eyle mana olamaz. Köre nasip olan ancak gam arttıran hayallerdir. Gözün nasibi bu fani hayallerden ibarettir. Körler, dikkatinizi çekerim. Körler, Kur'an'ın harflerini ezberlemişlerdir. Eşeği görmezler de semeri dövüp dururlar. Gözün açıksa kaçan eşeği gör. Ey puta tapan, nice edek semercilik. Kur'an-ı Kerim'in sadece harflerini ezberleyip manasına bakmayan, Kur'an-ı Kerim'i okuyup şehvetine esir olan, Kur'an-ı Kerim'i okuyup dünyaya esir olan, malına esir olan, çocuklarına esir olan, Kur'an-ı Kerim'i okuyup kendince Kur'an'ın dışındaki her şeye esir olanı tarif ediyor. O kimse Kur'an okur, habire semeri döver. Oysa eşeği dövmesi gerekir. Eşek nedir? İnsanın kötü huylarıdır. İnsanın insanlıktan çıkaran, esfeli safiline düşüren ahlakıdır. Allah bizi muhafaza eyle. Kur'an'ın nuru da hak ile batılı zerre zerre fark eder. Bize gösterir. Eğer gerçekten biz Hazreti Pir'in dediği gibi Kur'an'ın kulu, Muhammed-i Mustafa'nın yolunun tozu isek, Kur'an'ın nuru bizi hak ve batılı bir de zerre zerre gösterecek. Eğer Kur'an'ın nuruna, eğer Kur'an'a mana noktasında tabi isek, yine böyle yüzünden okuyanlara atıfta bulunuyor. Evet, Kur'an'ın suretini doğru okuyor. Birisi için Hazreti Mevlana'ya birisi mektup yazar. Bu mektuplarından. Mektuplarından der ki filanca çok iyi Kur'an okuyor. Hazreti Pir oturduğu yerden keramet gösterir. Oturduğu yerden. Mektupla cevap verir mektuba.
Bakın mektuba, mektupla cevap verir. Bunu söylerken başındaki küçük hikayeyi de anlatmak isterdim ama sonraki derslerde. Evet, Kur'an'ın suretini doğru okuyor fakat manasından haberi yok. Esasen onun gerçek manası kendisine anlatılmış olsa kabul etmez ve yine körü körüne okur. O kimseye manasını söylesek kabul etmez, yine körü körüne okur der. Hazreti Mevlana yine aklını ilahlaştıran, aklını putlaştıranlara bir nefes, mihenk olmadıkça vehimle akıl belirmez. Tez ikisini de mihenk taşına götür. Bu mihenk Kur'an'dır, peygamberlerin sünnetidir. Bu mihenk Kur'an'dır, peygamberlerin sünnetidir. Siz bir meselede mihenk arıyorsanız, mihengi bilirsiniz değil mi? Sarrafların eskiden ayarını bilecekleri bir taş. Altın geldiğinde ona vururlarmış. Ben bilmiyorum. Hiç altınım olmadı, mihengim de olmadı. Bu manada. Ona vururlarmış, ayarını oradan bilirlermiş. Aklından geçirdiğin bir şeyi, kendince doğru kabul ettiğin bir şeyi mihenge vur. Bu ne? Kur'an ve sünnet. Eğer o Kur'an ve sünnete o mihengi vurmazsanız aklınız sizi aldatır. Aklınız sizi aldatır. Akıl aldatır mı? Evet. Akıl çünkü öğrenmiş olduğu bilgiyle hükmeder. Duyuların topladığı bilgilerle hükmeder. Hükmeden akıldır. O akıl Kur'an ve sünnetten nemalanmaz, Kur'an ve sünnetten nurlanmazsa sizi hataya götürür. Allah bizi muhafaza eylesin. Yine son, Kur'an'ı küçük görenlere, Kur'an'ı böyle hiçe sayanlara, akınayan köpek, sen havlayıp duruyorsun, Kur'an'ı kınamakla hükmünden kurtuluyorsun sanki. O aslan değildir ki ondan canını kurtarabilesin. Yahut da onun kahır pençesinden imanını halas edesin. Kur'an kıyamete dek seslenir. A kendilerini bilgisizliğe feda eden toplum der. Beni masal sandınız. Kınayış tohumunu, kafirlik tohumunu ektiniz durdunuz. Ama gördünüz ya, kınadığınız durup durmada, sizse yok oldunuz, masala döndünüz. Ben Allah'ın kelamıyım. Allah'ın zatıyla durmadayım. Canına gıdayım. Tertemiz, apaydın bir yakutum ben. Hazreti Pir'in vasiyetiyle sözlerime son veriyorum. Ben size gizlide açıkta Allah'tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az söylemeyi, günahlardan çekinmeyi, oruca namaza devam etmeyi, daima şehvetten kaçınmayı, halkın eziyetine ve cefasına dayanmayı, ayak takımıyla ve akılsızlarla düşüp kalkmaktan uzak bulunmayı, kerim olan salih kimselerle beraber olmayı vasiyet ederim. Çünkü insanların en hayırlısı, insanlara faydası dokunandır. Sözün hayırlısı da az ve öz olanıdır. Hamd yalnız Allah'a mahsustur. Tevhid ehline selam olsun. Ve aleyküme selam. Kıymetli dostlar, şimdi sema yapılacak. Bizim kardeşlerimiz sema ederken her çarkta Allah der. Bu Mevlevi adabında Mevlevi zikridir. Semazen sema ederken boş bir şekilde sema etmez. Bizim semazen kardeşlerimiz bir kültürel gösteri olarak bunu icra etmiyorlar. Biz semayı kültürel bir gösteri olmasını da istemeyenlerdeniz.
O yüzden Sema Mevlevi tarikatının zikri şerifidir. Özel günlerde tennureler giyilir. Kandil gecelerinde, şeb-i aruzlarda, diğer zamanlarda tennure giyilmez. Böyle mübarek gün ve gecelerde tennure giyilir. Tabiri caizse tennure biraz resmi kıyafet gibidir. O yüzden kardeşler, her ne kadar bunu kültürel bir gösteri şeklinde yapanların şekline ne yazık ki benzese de içsel alemde Allah'ı zikrediyorlar. Mevlevi ayin-i şeriflerinde o ayin-i şerife katılan herkes o ayin-i şeriften nasibini alır. Sadece semazenler ve mıtrıp için değildir Mevlevi ayin-i şerifi. İzleyiciler, orada bulunanlar, bütün herkes o ayin-i şeriftedir. Ayin-i şerifin başlangıcı da, çok özür dilerim, hakkınızı helal edin, sayın protokolden de özür diliyorum hepsinden de, Poşsinis'in mesnevi sohbetiyle başlar. Mesnevi sohbetiyle başlandığından itibaren Mevlevi ayin-i şerifi başlamış olur. Ta ne zamana kadar? Duanın bitiminden Poşsinis son selamı verinceye kadar Mevlevi ayin-i şerifi devam eder. İzleyiciler aslında izleyici değildir, katılımcıdır. Katılımcılar oturdukları yerden, onlar da Allah ismi şerifini kendi gönüllerinden zikrederler. Yanındaki kimseyle yorum yapmak, fıstık çekirdek yemek, sakız çiğnemek, adaba uygun olmayan hal ve hareketler yapmak, yanındakiyle konuşmak, kahkaha atmak, yanındakiyle konuşmaya devam etmek, mesnevi, mevlevi adabında yoktur. Sohbet başladığından itibaren hiç kimse, yanındaki hiç kimseyle konuşmaz. Hiçbir yorum yapmaz. Konuşacak bir şeyi olan yanındaki arkadaşını alır, sessiz bir şekilde Mevlevi haneden dışarı çıkıp konuşmasını yapar, tekrar geri döner. Konuşanlar çünkü Hazreti Mevlana'nın Hazreti Pir'in deyimiyle aşktan nasibi olmayanlar, aşka yüzeysel kalanlardır. Aşkı mecazdır onlar. Onlar denizin köpükleri gibidir. Hiçbir ağırlığı yoktur. Bir ağırlıkları olmadıkları için yanındaki kimselerle konuşurlar. Aslında yapmış oldukları şey Mevlevi ayin-i şerifine bir hakarettir. Yani velilerin yoluna laf söylemektir. Hazreti Pir kim o velilerin yoluna bir darbe vurursa, o yolun adabına uymazsa, ondan intikamın Allah tarafından alınacağını söyler. Bunu da hani kim benim velime bir laf söylerse, aslında bana söylemiştir. Ben yırtıcı bir aslanın avından intikamını aldığı gibi ondan intikamını alırım. Hadis-i kutsisini şerh eder. O yüzden Mevlevi ayin-i şerifi esnasında alkışlamak, çekirdek, fındık, fıstık yemek, yanındakiyle konuşmak, sohbet etmek, yanındakine yorumlarda bulunmak, yok işte bunun ayağı kaydıydı, yok bunun tennuresi neden böyleydi, yok bunun kafasındaki neden böyleydi gibi yorumlar yapmak, o kimsenin aslında boş bir kimse olduğunu gösterir. Ya da adab-ı erkanı bilmediğini gösterir. Sizler muhakkak ki bu sınıfların dışındasınız. Hazreti Mevlana'yı sevdiğinizden, Hazreti Allah'ı sevdiğinizden, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevdiğinizden buradasınız. O yüzden sözlerim bu meclisten dışarı olsun. Hakkınızı helal edin. Sema esnasında lütfen, bunu çok rica ediyorum,
Yanımızdakiyle konuşmayalım. Yanımızdakine yorum yapmayalım. İster gözünüzü kapatın, ister açın. Hazreti Pir der ki, gözlerini bu dünyaya kapatırsan öteye aç. Gözlerini bu dünyaya kapatırsan gözün öteye açılır. Bu başlangıçtır. Eğer mana ehli olmak istiyorsanız önce gözlerinizi bu dünyaya kapatmaktan başlayın. Muhakkak ki mana size de dokunacaktır. Madem ki bu kubbenin altında toplandık, hepimize mana dokunması dileğiyle, semada buluşmak ümidiyle selamünaleyküm. Alkış yok, alkış yok, alkış yok, lütfen.